Marmara Park bugünlerde. Marmara Park bugün Taksim Meydanı tam ortasında. Karşımda herkesin bildiği kült bir otel var. 1980'li yıllarda, yani ilk gençliğimde, üniversite gençliğinde hemen hemen bütün arkadaşlarımla buluştuğum, sevgililerin buluştuğu, zaten bir ya da iki yer vardır Taksim'de. Ya Anıt'ın orada buluşursunuz ya da o ünlü otelin önünde buluşursunuz. Ben genelde ünlü oteli tercih ederdim. Çünkü nereye gideceğimiz belli olmazdı. Kısmen Beyoğlu'na giden bir yol buradan uzanır. Kısmen de Ayaspaşa üzerinden Gümüşsuyu'na inersiniz ki o da enfes bir gezi parkurudur. Biz gençlik tabii, para da yok, gezi parkurunu tercih ediyorduk. Size o gezinin bütün anılarıyla, ama sadece anıları değil, tarihiyle, görkemiyle, efendime söyleyeyim İstanbul'a en yakışır kravatıyla hepsini tek tek anlatacağım. O yüzden yolun Taksim'e bakan tarafı bir hayli uzun, o başka bir bölümün konusu, ama burada sizinle buluşmam benim için çok nostaljik bir durum oldu. Düşünsenize, aradan 40 sene geçiyor ve biz buluşuyoruz. O zaman uzatın elinizi, sizi Gümüşsuyu'na götürüyorum. Sevgili dostlar, Ayaspaşa'ya girmeden önce sizi benim hayatımın da kırılma noktası olarak varsaydım, arkamda yükselen Atatürk Kültür Merkezi, yani tüm dostların AKM olarak bildiği yere özellikle getirdim. 1989 senesinde genç bir üniversite öğrencisiyken sesim biraz da gür çıktığı için, yahu niçin bu sesini müzikle değerlendirmiyorsun diyen operacı bir ablamın açıkçası tırnak içinde aramızda kalsın gaza getirmesiyle burada müthiş bir sınava girdim. Sınavı nasıl saysam Timur Selçuk'la başlıyor, rahmetli Ayhan Baran, Suna Konat'a kadar uzanıyor. Ben bir arkeoloji öğrencisiyim, benim ne işim var operada derken herkes Giuseppe Verdi ile ben Ferdi Tayfur'la girerek burada AKM'de yaklaşık 3 senemi geçirdim. AKM çok önemli bir yer. Sadece tek başına İstanbul'u anlatan ikonik binalardan Taksim'de gördüğünüz gibi görkemiyle herkesi büyüleyen bir yer. Fakat trajik hikayeleri var çünkü yapımı çok uzun sürmüş. Birkaç merhale atlatılıyor ve ilk olarak 1970'lere hemen gelmeden İstanbul Gösteri Merkezi olarak, İstanbul Gösteri Sarayı olarak başlıyor kariyerine. Zaman içerisinde bilirsiniz ki tabiat herkesi yaşlandırır, AKM'yi de yaşlandırıyor. Ve AKM tüm bu gösteri sanatları prensiplerinin bir araya geldiği bir merkez olarak artık işlevini yitiriyor. Ne yapıyor? O zaman Kültür Bakanlığı işe el koyuyor. Biz diyor AKM'yi tek başına yeni baştan inşa edeceğiz. AKM o dönemde içinde çok önemli salonları olan bir gösteri merkeziyken, şimdi içinde müzesi olan, dükkanları olan, kendine ait küçük bir çarşısı olan, yine gösteri merkezleri olan müthiş bir, görkemli bir saraya dönüşüyor. Bulunduğum nokta benim kişisel kariyer tarihimde çok önemli çünkü AKM personelinin servisleri tam da bu noktadan kalkardı ve arkamızda görkemli Gezi Pastanesi. Bütün ünlüler, bütün şarkıcılar, sanatçılar, yazarlar, çizerler, aydınlar buralarda buluşup memleketin ahval ve şeraitini konuşurlardı. Açıkçası kulağımız oraya kabarsa da Gezi Pastanesi biraz tuzlu olduğu için borekaslarını para biriktirip biriktirip alabildiğimiz, borekas Musevi mutfağında çok önemli yeri olan bir poğaça türüdür. O poğaçalarını tatmak gerekiyordu. Gezi Pastanesi geçenlerde artık kapandığının, Taksim'in değişen çehresiyle birlikte buralarda yer alamayacağının açıklamasını yaptı. O veda konuşması beni bir hayli duygulandırdı. Ama biliyorum ki o görkemini gittiği her yere taşıyacak. Hatıraları da benim röportajlarımda, fikirsel ajandamda, can evimde zaten yerlerini aldı. Ne diyelim, her şey değişiyor ama eskimiyor, gelişiyor. Dilerim daha gelişkin günlerde, daha gelişkin borekaslarını yemek kısmet olur. Para yaptık da biraz. İzninizle daha çok para yapabilmek için personel kapısından içeri girmem lazım. Vallahi Ayaspaşa'dan Gümüşsuyu'na inerken bilenler iki şeyi çok iyi bilir. Bir tanesi buradan kalkan dolmuşlar, bir tanesi de bu güzelim çiçekçi. Hakan abi tam 40 yıldır burada. Fazlası var mı Hakan Fazlası abi? Var. Fazlası var. Anneden devam eden. Biz burada 40 yıl önce annem sadece sepetle yaşıyor çiçek satardı. Anne? Bugün operasyonu var Ok Meydan Hastanesi'nde. Allah uzun ömür versin. Yüksek ihtimal senin de büyümende katkıda olan bir sürü çiçek almışımdır buradan ben. Çok teşekkür ederim. Annene sağlık diliyorum. Nasıl gidiyor işler abi? Eski hali var mı? Eski hali yok. Hmm. Eski hali yok ama yine şükür yani işimiz olduğu için olduğu kadar mücadele devam. Şeydi çünkü dolmuşun oradaki çiçekçide buluşalım. Özellikle o kokina mevsimi falan geldiğinde öyle yapardık. İnsanlar yine şeyleri var mı? İyi bakıyorlar mı abi? Bizde şöyle bir ayrı bir noktamız var.
sabit müşterimiz var. Yani yıllardır maşallah. Anneden hani anne baba dostu, artık çocuklar büyümüş. Çocuklar çocuklarını getirip annemi anne anne baba anne diye tanıtan. Oh. Öyle bir kuşak. Üçüncü kuşak. Siz bayağı çiçeklemişsiniz abi, evet, İstanbul'u. Evet. Gayet güzel. Eski romantikler var mı abi? Gül alan var mı sevgililerine? Şimdi bir tane aldı. Çok da güzel böyle. Bizim de en çok sevdiğimiz satış şu, iki insanın mutluluğunu obje etmek. Ne güzel ya, ne güzel. Yani çünkü burada artık insan duygusal da oluyor. E tabi. Yani çok şey yaşıyor. Abi yarım asır geçmiş burada neredeyse. Tabii. Yani... İyi, hala aşkların olması iyi bir şey ya. Bu da öbürde. Evet. Eyvallah. Akan abi, başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Valideye çok selamlar. Aleyküm selam. Elinden öpüyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Yaklaşık 50 yıldır buradan geçerken dolmuşlar. Buranın en ünlü dolmuşları buradadır. Gökmen kardeşim de yaklaşık çeyrek asırdır burada. Evet. Gökmen, 50 yılı var mı buranın? Daha mı var, eski? Var, daha eskiden. Daha eski. Ayaspaşa kurulduğundan beri belki. Var. Eskiden meydandaydı, hakemin önündeydi. Zaten eski Türk filmlerini anlarsınız. O büyük şeyler değil mi? Tabii, büyük Chevrolet, Amerikan arabaları. Ama 1995'ten sonra Ford'a geçiş yaptı, daha şey oldu bunlar, daha popüler oldu. Daha popüler oldu. Ama şimdi popülerliği gidiyor yavaş yavaş. Çünkü 600 tane araba vardı. 100 taneye düştü. Çoğu taksi yok diye taksiye döndüler. Ya belki şimdi çekilen filmlerde ileride baktıklarında orada bir durak varmış diye. Buradan yine şeye, Beşiktaş'a çalışıyor değil mi? Nasıl peki sirkülasyon? Hızlı mı? Sirkülasyon hızlı. İyi, güzel. Güzel. Öyle. Sen mutlu musun? Ben mutluyum ya. Niye mutlu olmayayım ki? Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, kolay gelsin. Kolay gelsin. Suyuna doğru akıyoruz ve şu anda önemli bir yerdeyiz. Ayaspaşa. Ayaspaşa ismini aslında Ayas Paşa'dan alır. Yine önemli paşalarımızdan bir tanesi Osmanlı tarihinde, ama içinde bu kadar yaşarken bu kadar anıların ve hatıraların biriktiği bu yerin aslında AKM'den başlayarak aşağıda Alman konsolosluğunda biten kocaman bir mezarlık olduğunu biliyor musunuz? Grand Champ de Mors olarak bilinen, yani büyük mezarlık olarak bilinen Ayaspaşa mezarlığı tam burada. Fakat önemli, özellikle yeni tür romancıların önemli aktardıkları hikayelerden bir tanesinde bu parkın bir hayli büyük olduğunu ve sonuçta sevgililerin ekaliyet liselerinde yaşayan o dönemin, ne diyelim, 1900'lerin başı. Sevgililerin burada gizlice buluştuğu ve Fransız mesela okulunda okuyanların bir yerde, Alman okulunda okuyanların bir yerde, Rum okulunda okuyanların bir yerde, Türk okulunda okuyanların bir yerde gizlice birbirlerine mendil salladığını ve şiirler okuduğunu görüyoruz. Mezarlığın üzerinde yaşam, mezarlığın üzerinde aşk, işte böyle inşa ediliyor. Palas Pandras ve apartman derdik yani. Biliyorsunuz daha önceki birçok gezimizde, muhit gezimizde bunlardan bahsetmiştik. Aslında Ayaspaşa'dan Gümüşsuyu'ya uzanan her yer palas, pandras ve apartmanlarla dolu. Fakat iki tane ikonik binası var. Bir tanesi Alman konsolosluğu ki 1870'lerin sonunda yapılmış. Üstelik enteresan, Avusturya mimarisi tarzında yapılmış ve bugüne kadar birçok diplomatı ağırlamış. Ama en önemli konuklarından bir tanesi tabii ki zamanın Alman İmparatoru 2. Wilhelm. 3 kere gelmiş. Şimdi kapısında eskiden vize kuyruklarının oluştuğu konsolosluk zaman zaman işte taktığı farklı bayraklarla, zaman zaman da içinden çıkan diplomatlarla hala dikkat çekici. Ama kabul etmek lazım ki 1870'lerden bu yana dimdik duruyor. Ve Ayaspaşa'da gümüş suyuna akarken en dik duran bina da kendisi. Ich bin Frühstück. Gümüşsuyu'nda apartmanlar, demin de söylediğim, mimari olarak birbirinden özel. Ama ben özellikle kült bir apartmanın önünde, Kunt apartmanın önünde durmayı tercih ettim. Niçin diyeceksiniz? Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük divalarından, en büyük aktrislerinden bir tanesi Cahide Sonku, arkamda gördüğünüz Kunt apartmanında yaşamıştır. İlk evliliği, Mösyö Çıtıryan'la olan ilk evliliği kendisinin Aşkale'ye sürgün edilmesinden sonra biter. Sonra tütün tüccarı İhsan Doruk'la evlenir Cahide Sonku. Kunt apartmanına yerleştikten hemen sonra
Ender isimli bir de kız çocukları olur. Fakat dönemin gerçekten varyeteli isimlerinden bir tanesi olan Doruk, siyasi ilişkilerini ve siyasal görüşmelerini bu apartmanda gerçekleştirir. Kunt apartmanın bu siyasi yönü Cahide Hanım'ın hiçbir zaman hoşuna gitmez. O daha çok şatafatı, efendim söyleyeyim, sosyal olmayı sever. Siyasetten hiç hoşlanmaz. Ama bu siyasetten hoşlanmayışı çok önemli bir bilgiyi de beraberinde getirir. Nazım Hikmet o dönemde sakıncalı bir yazar olarak görülüp Zara'ya taş kırmaya sürgün edileceğini bizzat Doruk'tan öğrenince Cahide Hanım Nazım Hikmet'e özel bir senaryo yazdırır, parasını önden verir ve kulağına şöyle fısıldar. Nazım, kaç seni sürgün edecekler. Belki de Nazım Hikmet'i kurtaran apartman arkamda gördüğünüz Kunt apartmanıdır. Elbet apartmanların önemi büyük, muhitin de önemi büyük. İstanbul'un değişen yüzüyle birlikte elbette ki tarihi de ve tarihi binaları da değişti. Park Otel önemli binalardan bir tanesiydi. O da yıkıldı, yerine bambaşka bir gömlek giydi. Hepsi şu anda İstanbul'umuza bir şekilde turizm hizmeti veriyorlar. Dokunun tamamını bozmadan yenilenebilir bir kent yaratmak. İşte o kenti buradaki belki aldığımız nüvelerle yaratabiliriz. Ne bileyim, benimkisi de sadece bir temenni. Gümüşsuyu Caddesi üzerinde çok önemli birkaç tane restoran vardır. Onlardan yaşayan iki tanesi var. Rejans ve Fişer Restoran. Fişer Restoran'ın önündeyim. İstanbul'un gece hayatı, gastronomi hayatı bir dönem 1930'larda görüyorsunuz 31 yapımı bir restoran ve hala yaşıyor. İnsan gerçekten gurur duyuyor. Gastronomi hayatının belirlendiği yerlerden iki tanesiydi bu bahsettiğim adresler. Özellikle Rejans, Atatürk'ün sıklıkla ziyaret ettiği bir restoran olarak bilinir. Fişer Restoransa Türkiye'ye dışarıdan gelen diplomatların, biliyorsunuz hani Gümüşsu aynı zamanda bir diplomatik başkent de diyebiliriz. İstanbul'un diplomatik başkenti diyebiliriz. Gelen diplomatların, yabancı konukların dünya mutfağıyla ağırlandığı önemli bir restoran. Yani kimse sonradan gurme demesin, İstanbul aslında başlangıcından bugüne kadar hep gurme olarak kalmış ve öyle de yaşamaya devam ediyor. Gümüşsu Palas'ın önünde, yani buranın en eski binalarından bir tanesinin önünde. Bilin bakalım kim yapmış olabilir? İyi takipçisiniz. İki ismi aşamıyoruz. Mimar Sinan ve Balyan kardeşler. Bunlardan asla vazgeçemiyoruz. Çünkü bizim mimari tarihimizde gerçekten yapı taşları bunlar. Gümüşsu Palas'ın önünden Gümüşsuyu'nun tarihini anlatmak istiyorum. Aslında Gümüşsuyu ismini gömüş suyundan alır. Gümüşsuyu ne demek? Yukarıda hemen Taksim'de su depoları vardır. Bilmeyenler için anlatayım onu. Taksim'in arka tarafında, meydanın hemen arka tarafında sarnıçlarla taşınan su depoları vardır. Orası gömüş olarak kabul edilir ve buraya getirilen şey su, gömüş suyu olarak bilinir. Tüm gençlerin yolunun bir kez değdiği Gümüşsuyu Askeri Hastanesi. Burada eskiden çok uzun genç kuyruklar olurdu. Şu anda atıl olarak gözükse de Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne dönüşmüş. Ama ben meselenin hep buradaki uzun kuyruklu halindeyim. 1980'lerde özellikle önemli kuyruklar olurdu. Peki o kuyruğa girdin mi mesutlarsanız? Elbette girdik. Sağlam raporunu alabilmek için sağlam raporumuzu aldık. Vatani görevimizi yerine getirdik. Ne mutlu. Gümüşsuyu'nun en önemli binalarından bir tanesinin önündeyim, İstanbul Teknik Üniversitesi. Burası Necmettin Erbakan yerleşkesi olarak biliniyor. Çünkü biliyorsunuz Türk siyasetinde ve aynı zamanda mühendislik tarihinde çok önemli karakterler bizzat İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olarak okumuşlar. 1923 yılına kadar bir askeri kışla burası. İngilizlerin de elinde. Zamanın Dışişleri Bakanı İsmet İnönü burası mektep olarak kullanılacak diye İngilizlerden rica ediyor ve kışlayı boşaltmalarını istiyor. İşte o zaman iki tane mektep oluyor. Bir tanesi konduktör mektebi, bir tanesi de mühendis mektebi, yani mühendishane ya da ne diyelim artık şu haliyle teknik üniversite. 1937'ye geldiğinde konduktör mektebi buradan ayrılıyor ve Yıldız'a taşınıyor. Peki bilin bakalım ne oluyor? Konduktör mektebi Yıldız Teknik Üniversitesi oluyor. Aslında şu arkamda gördüğünüz bina
iki tane üniversite doğurmuştur. Bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi, bir de Yıldız Teknik Üniversitesi. Bir de size son not, bireysel bilgi. Benim rahmetli babam da zamanın birinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumuş, ayrılmıştır. Gümüşsuyu bölümünü böyle bitireceğim hiç aklıma gelmezdi ama bulunduğum yer o kadar güzel bir yerdi ki. Yerdi ki diyorum, burası eski Beleştepe. Benim gibi siyah beyaza gönül verenler Beleştepe'nin kıymetini çok iyi bilir. Stadın üstü kapandıktan sonra Beleştepe de Beleştepe olmaktan çıktı. İsim nereden geliyor? Stada girmek için parası olmayan bizim gibi dönemin tırnak içerisinde kopilleri maçları burada yarı zamanlı izlerdi. Çünkü sahanın tamamını görmek mümkün değildi. Oradan gelen gürültüyle birlikte biz de Beleş'ten havaya kalkardık. Efendim şimdi izninizle ben Beleştepe'den aşağı Beşiktaş'a doğru süzüleceğim. Güzelce bir çayımı içeceğim. Oradan bir otobüse atlayıp Zincirlikuyu'na geçeceğim. Zincirlikuyu'ndan biliyorsunuz metrobüs bizi nereye götürüyor? Gitmemiz gereken yere, Marmara Park'a, Beylikdüzü'nde iniyoruz ve Marmara Park'a selam veriyoruz. Ben de sizi selamlıyorum efendim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.